Hanımlar beyler, merhabalar, hoş geldiniz. Bugün birlikte yeni bir oyuna, yeni bir oyun serisine başlayacağız. Minecraft oynayacağız. Minecraft Dungeons. Ben tutorial kısmını, giriş bölümünü oynadım. Sizinle de şimdi onu oynayacağız. Birlikte paylaşacağım. Oyunu biraz tanıtacağım size. Sizin de hoşunuza giderse siz de mutlaka oynayabilirsiniz. Game Pass üzerinden oynuyorum ben. Game Pass'çilere bedava. Şimdi kahramanımızı seçelim. Şuradan change skin yapalım. Şimdi arkadaşlar, başlamadan önce ricam, videoyu lütfen beğenin. Yorumlarda da bekliyorum sizi. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdi yorumlarda hangi karakterle oynamamı istiyorsanız lütfen onu belirtin. Şöyle yapalım. Şu birinci satır olsun. Birin biri, birin ikisi, birin üçü, birin dördü. Anladınız? Bu şekilde aşağıya doğru götüreyim. Hangisini beğenirseniz onu yorumlarda benimle paylaşın. Ben de bir sonraki bölümde en çok oy alan karakteri seçip oynayayım. İstediğimiz zaman değiştirebiliyoruz karakterimizi. Bu ikinci satırımız. Bıyıklı kardeş çok komik. Üçüncü satır. Burada 3 tane var. Bu DLC yazan ve aşağıda biraz sonra göreceğiz Season Pass isteyenler. Tipe bak. Bunlar paralı, ücretli. Biz Game Pass'ten bedavaya oynadığımız için şu açık olanlar üzerinden konuşalım. Dediğim gibi bu bir üçüncü satırın 3'ün 1'i, 3'ün 2'si, 3'ün 3'ü arkadaşlar. Dördüncü satır, 4'ün 1'i, 2'si, 3'ü diyebilirsiniz burada. 5. satır. 6. satır. 7. satır. 8. satır ve 9. satır ile son olarak 10. satırda, burada da 2 tane var. Biz klasik Minecraft karakterimiz Steve ile başlayalım ilk bölüme. Change skin'de değil de bir de bunun şeyi vardı. Ha, o oyunun içerisinde yapıyoruz. Neyse, tamam. Seçtik. İlk bölümü offline olarak oynayacağım. Daha sonrasında Gökhan hocam, benim arkadaşım, o da benimle birlikte oynarsa bölümleri, görevleri birlikte yaparız. Ama giriş bölümünü, tutorial kısmını birlikte oynamayacağız. Ben tek başıma oynayacağım. Ama başlamadan önce size şuradan sinematiklerden videonun giriş videosunu izletmek istiyorum. Hem izleyelim hem de ben size hızlıca bir çevireyim. Çünkü çok güzel bir video. Hikayeyi de bize anlatıyor. Bu şekilde başlayalım. Buyurunuz efendim. It was a time of great muazzam maceraların ve tehlikelerin zamanıydı. Kendi akrabaları tarafından bile dışlanan bir illager kendine yeni bir ev arayarak etrafta dolaşıyordu. Ama tek bulduğu nefretti. Kendisine yamuk yapılmasının hırsıyla sonunu düşünmeden gezindi durdu. Sonunda illager kardeşimiz kendini sonsuza dek değiştirecek bir şey buldu. The Orb of Dominance. Hüküm küresi. Corrupted by evil. Kötülük tarafından ele geçirilmiş, gözünü intikam hırsı bürümüş baş illager herkese diz çöktürdü. Eğer diz çökmezlerse yok olacaklar. Illagerlar her yeri yağmaladılar. Baş illager'ın hükmüne kim karşı koyabilirdi ki? Hangi onurlu, temiz kalpli kahraman? Ha, belli ki bu arkadaş değil. Ama belki sen olabilir mi? Yani ben, yani biz. Evet arkadaşlar, o kahraman biz olacağız ve maceramıza başlayacağız.
Evet. Videomuz bu şekilde. Intro sinematiği. Biz kahramanımızı seçtik. Oyuna başlayalım. Hemen kısa bir video daha verecek. Bunu da ben size çevireyim. Sonra da oyuna geçelim. The village is burning. Köy yanıyor. No doubt this is the work of. Şüphe yok ki bu baş illager ve ordusunun işi. Tüm toprakları aç kurt gibi dadanıyorlar. Önüne çıkanı ya ısırılıyor ya da yok ediyorlar. Senin gibi kahramanlara ihtiyaç var. Acele et. Köylülerin senin yardımına ihtiyacı var dostum. Come on. Come on Steve. Evet, hızlıca size bir oyunu şöyle tanıtayım. Mouse'la hareket ettiriyoruz kahramanımızı. I'ya bastığımız zaman inventory'miz, yani malzememiz, çantamız açılacak. Daha sonra konuşacağız bunlarla ilgili. E'ye bastığımız zaman iksirimiz var, can iksirimiz, onu kullanabiliyoruz. M'ye bastığımız zaman haritamız var. Burada navigasyon diyor. Ha bir de space'e bastığımızda şöyle takla atıyoruz, dodge atıyoruz. M'ye bastığımızda sol alt tarafta gördüğünüz gibi iki tane secret, iki tane de chest var. Dört tane sandık varmış bir bölümde. Ben üç tanesini bulabildim, dördüncüyü bulamadım. Hiç bakmadım da. Dolayısıyla bu bölümde de hızlı bir şekilde gideceğim için bakmayacağım, hiç aramayacağım sandık. Kese kese gideceğiz. Gelin buraya, gel buraya. Sol klik yaptığımızda mouse'un sol kliği ile, tabii ben klavye mouse'la oynadığım için o şekilde söylüyorum. Kılıçla vuruyoruz. Sağ klikle ise okumuzu aldık. Yay ile ateş ediyoruz. Uzaktaki, ay yandım. Uzaktaki düşmanlara. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Şuna da ok atalım. Şurada bir archer'ımız var, okçumuz. Onu da hallettik. Bu arada taba basarsak şu şekilde haritayı gözleyebiliyoruz. Bu tür oyunlarda Diablo gibi, Green Dawn gibi oyunlarda klasiktir. Ben bu şekilde oynamayı seviyorum. Dolayısıyla biraz bu şekilde gidelim bakalım. Gözümüz yorulursa şey yaparız, düzeltiriz. Bu arada şurada bir şey var. Sandığımız var, gizli sandığımız. Onun yerini biliyordum, size de göstermiş olayım. Bu şey sandık değil. Gizli sandıklardan bir tanesi değil. Normal. Dolayısıyla hiç bahsetmiyorum bile. Regeneration verdi bu arada sol üst tarafta gördüğünüz gibi. Yani canımızın dolma hızı. 15-10 saniye boyunca, şurada da bir sandığımız var bu arada. Hızlı bir şekilde doluyor canımız. Ama şu anda hiçbir düşmanla karşılaşmadığımız için çok da önemli değil. Burada bir pusu kurulacaktı şimdi bize. Evet. Hadi bakalım. Şunu kapatalım. Pusu dedim de iki tane. Ben bunları her türlü yerim. İki tane daha. Onları da yedik. Açıl susam açıl. Evet, seviye atladık. Seviye atladık ve enchantment point kazandık. Yani silahlarımızı güçlendirme puanı kazandık. Hemen kılıcımıza şunu vermek istiyorum ben. Öldürdüğün düşmanlardan yakut muydu? Zümrüt müydü? Zümrüt herhalde. Zümrüt düşme şansı %100 artıyor. İleride zümrüte ihtiyacımız olacak diye tahmin ediyorum. Bu arada bu şeye geldik. Artifact bulduk bir tane. Bu eşya ile artifact, değerli eşya diyelim. Bu artifactleri arkadaşlar, bunları şuraya, slotlarımız var aşağıda, yerlerimiz var 1 2 3 diye. Buraya koyabilirsiniz. Şimdi bu bir uzaktan vurma, yani yay için kullanılan bir artifact. Şimdi göstereceğim. Yayla normalde sağ klik yapıyorduk ve ok atıyordu. Bu sefer 1'e basıyorum önce. Şu anda bak hazırda bekliyor. Ve şu arkadaşa sağ klik yapıyorum. Gördünüz mü? Evet. Atom bombası mübarek. Aha. Gel buraya. Evet. Şuraya
bir sandık koymuşlar ama yürüyerek mümkün değil, gidilmiyor. Peki ne yapacağız? Buraya geleceğiz kenara. Space'e basacağız. Olay bu. Tabi bu kenarlardan düşme olayı da var. Onu da yapmışlar sağ olsunlar. İlk oynadığımda birkaç kere düştüm. Baktım düşüyor muyum diye gittim. 3-5 kere daha düştüm. Hakikaten düşülüyor. Onlara dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, tutorial'ın son kısımlarına yaklaşırken tekrar videoya like atmayı, videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayınız lütfen. Videolarda buluşalım. Lütfen bana şeyi söyleyin ama. Hangi karakterle oynamak, oynamamı istediğinizi mutlaka belirtin. Gelecek bölümde o karakterle oynayalım arkadaşlar. Hemen şuraya basıyoruz ve victory. Evet, köylüleri kurtaramadık. Çok geç kalmışız. Ama dışarıda bir sürü köylü var daha kurtarılacak. Ve onların kahramanı biz olacağız. Hadi bakalım. Böyle tutorial bölümümüz, ilk öğretici bölümümüz burada. Şimdi kampımız var. Oraya gitmeden önce bölümün bir özeti olarak ne kadar hasar almışız, ne kadar hasar vurmuşuz, düşmüş müyüz, ne yapmışız, onlar söylüyor. Bir de sandık veriyor. Sandığımızdan ise bir artifact çıktı. Şurada da common diyor ya. Yani nadir bir artifact değil bu. Ne işe yaradığını ben de bilmiyorum. Burada dediğine göre balık oltası sadece balık tutmaya yaramıyormuş. Daha fazlasını yapıyormuş. Artık daha sonra göreceğiz. Yani şuraya bastığımız zaman bunu da şuraya alalım şimdilik dursun. İkinci bölümde bakarız, deneriz, kullanırız. Burada da okumuz var. Bir de şimdi bak yeni gördüm. Salvage. Bak bunları salvage'leyebiliyoruz. Yani parçalayabiliyoruz. Yeni yeni şeyler çıkartabilir bize. Bunu da daha sonra inceler, size anlatırım. Bu arada şurada cosmetics kısmında bir pelerin takılalım ya. Etrafımızda dolaşan bir domuzcuk olsun mu? Bence olmasın. Size bir göstereyim de. Vay, domuzcuk böyle bu şekilde peşimizde dolanıyor ama benim kafamı karıştırdığı için ben domuzcuğu iptal ediyorum. Pelerin güzel. Pelerin iyi. Adventure Hub'a geldiğimizde burada görev, pardon, seviye atladıkça bize şey verecek, bazı ödüller verecek. Onları söylüyor. Aşağıdakiler paralı kısım. Ona hiç girmiyorum bile. Şu da buraya gelmenize gerek yok. Sadece M'ye basarak bile buna görev kısmına gelebilirsiniz. Bir sonraki görevimiz Creeper Woods olacak. En zor seviyede oynayacağız. Bakalım ne olacak. İkinci bölümde görüşürüz arkadaşlar. İlk mainland haritamız bu. Bir sürü yer var gidip göreceğimiz. Island Realms var. Burada adalar, 4 tane ada var. Ama bunlar DLC yazıyor. DLC satın aldıracak bana ya. Neyse. Biz mainland'imizi yaparız. Other Dimensions var bir de. Bu da hep DLC değil mi? Evet, bu da hep DLC. DLC yani downloadable content, indirilebilir içerik. Biz mainland'imizi gezeriz, tozarız. Görevlerimizi yaparız. Baktık ki videolar izleniyor. İlgi büyük. Patlatırız bir DLC'yi ya. Sizi mi kıracağız? Ama lütfen siz de abone olmayı ve videoyu beğenip yorum yapmayı, paylaşmayı, bildirimleri de açın lütfen ha. Ben her gün video yüklemeye çalışıyorum. Yüklenince ilk hemen haberiniz olsun. Girin, izleyin. Akşam yemek falan yerken iyi gider bak. Yeni seriye de başladık. Kaçırmayın derim. Şurada bir koyun var, gözetmen. Nöbetçi. Koyunu nöbetçi diye dikersen buraya herkes saldırır. Neyse. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok dikkat edin. Seviliyorsunuz. Bay bay diyorum. Hoşça kalın.